Arkadaşlar merhaba. We're here at the magical Circuit de Monaco for one of the most challenging qualifying sessions on the Formula 1 calendar. Bugün o videoda bahsettiğim Monaco pistindeyiz. Az sonra sıralama turlarına katılacağım. Dün İspanya Grand Prix'sini bitirdim. Sırf bu Monaco'da yarışmak için bir saatten fazla deneme sürüşleri yaptım. Oldukça da iyi hazırlandım diye düşünüyorum. Tabii kendi çapımda çok çok iyi yarışçılar var da ben de kendi çapımda hazırlandım diye düşünüyorum. Fakat bugün yaptığım hazırlık turlarında motorda bir sorun vardı. İlk hazırlık turunda yolda kaldım, motor stop etti. Bir de bir dengesizlik var virajlarda. İnşallah yarışta bir sorun yaşamayız. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yani bu yarışa çok hazırlandım. Eğer bir aksilik olursa vallahi üzülürüm şahsen. Arabamızın ayarını yapalım. Bu çok virajlı bir yol olduğu için maksimum downforce seçtim. Arabada zaten bir sakatlık da var. Sağa atlayıveriyor virajlarda. Bakalım düzeltmişler mi? Ayarını da bilemiyorum bunun. Sıralama turunda birinci gelemezsek işimiz çok kötü. Çünkü burada araba sollayacak yer de yok. Yani benim arabada çok iyi değil. Herhalde en kötü arabayı seçmişim. Bir de otomatik vites kullandığım için arabanın gücünden de tam yararlanamıyorum. Fantastic. You've got pole. Evet, akşamki çalışmalar meyvesini verdi. Before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Stewart, Hamilton and Valtteri Bottas. With qualifying wrapped up, we now have our grid lineup for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. Evet, sıra geldi yarışa arkadaşlar. İnşallah iyi bir yarış çıkar. Bu akşam sırf şu yarışı yapacağım diye saatlerce uğraştım. İspanya'yı bitirdim. Üstüne 1-1,5 saatte bu şeyde pistte turlar attım. Hazırlık turları kötü geçti orada. Arabada bir sıkıntı vardı ama inşallah aynı problemi yaşamayız bakalım. Oyun da insanı havaya sokuyor böyle başta. We're on the French Riviera once more this weekend at the 2-mile-long Circuit de Monaco. The cars climb around 40 meters up through Beau Rivage, onto the casino, and then descending down towards the harbour through Sector 2. It's a very short run from pole position to the first of the 19 corners here, 7 to the left and 11 to the right. There's one single DRS zone as well, so don't expect that to make overtaking any easier today.
Yarış başlamadan evvel bu havaya girmek için biredir. İlk cepten başlayacağız. Bu çok iyi bir şans. Yani birinciliği koruyabilirsek ilk virajda, ondan sonra artık herhalde arayı açarım diye düşünüyorum. In junior categories, you're competing against drivers with similar levels of experience. But some of these guys in Formula 1 have been there for over a decade. İlk virajı açtıktan sonra kolay yani. It's so far so good. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Stewart lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Looking at the rest of the grid, we have Bottas, Leclerc, aslında birkaç tane var da burası çok berbat. Butler, Perez and Kimi Raikkonen, Sainz, Albon, Daniel Ricciardo and Russell. Hülkenberg, Kubica, Antonio Giovinazzi and Roman Grosjean. Kvyat and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay, it's a short run to Sandevort, and you know what Monaco's like, so try to defend this lead. Evet arkadaşlar, yarış başlıyor. Bakalım ne yapacağız. Bir arkada. İlk darbeyi aldık virajda. It's causing your gearbox to take increased wear. Oğlum ne diyorsun, anlamıyorum ki ya. Şunda bir de Türkçe oluverseymiş ne iyi olacakmış ya. Bir tuhaf ses var arabada ya. Sağa dönerken de sorun var. This lap of the race so far. Araba virajlarda da tuhaf oldu ya. Şu pite girmeden arayı biraz açarsak. Pitten çıkınca önümüzde çok fazla adam olmaz. Okay, we're
hitting the rated limits on the MGUH. The power unit is going to be more prone to overheating. Ne diyorsun oğlum? Bir şey diyorsun da. Power unit. Motor mu diyor bu ya? Acayip ses var ya. We're looking at some imminent gearbox issues. Watch out for jams and missed gears. Ses mi diyorsun oğlum? Deneme yarışlarında 20 bininci olduk. Yaklaşık 110 bin kişi var. Yani iyi bir derece benim için de, en azından şimdilik. Yani oyunda daha acemiyim çünkü. Bir de otomatik vites sıkıntı oluyor. Arkadan çarpınca adam bir şey mi dağıttı, ne yaptıysa. Virajlarda da kontrolsüz araba. Diyoruz ama bir de bu 20 tur ya, bundan önce ilk yaptığım yarış 12 turdu, ondan sonra 17 tura çıktı. Dün Barcelona'da 17 turdu, bunda 20 tur oldu. Her seferinde artacaksa işimiz var yani. So push now. Vallahi. Oh,
Lan 20 turu çıkartır mıyız bilmiyorum bu arabayla ya. Gittikten sonra belli olur da. Biraz arayı açsak ondan sonra yavaşlarız artık. Geliyoruz, geliyoruz. Hazırlanın. Sadece lastik değişti ya. Stop. No more scheduled pit stops. Abi şu tezahürat da yani adamı havaya sokuyor vallahi. Carlos is in the pits. Teammate behind is 7.2 seconds. Neyse sen konuşken insan kendini yalnız hissetmiyor bari. The car behind is 11.4 seconds. Bir saniye daha iyi zaman yapabilseydim 18.000. olacaktım. Fakat yoruluydum artık sabaha karşı, ondan sonra vazgeçtim. Sonraki bir tarihte tekrar bir deneme yaparım bakalım. Fakat 1. olan benden 7 saniye önde. Adam duvarın içinden mi geçmiş yani, nasıl yapmış o zamanı anlamadım gerçekten ya. Birinci ile ikincinin arasında 2 saniye var. Yani 2 saniye bu oyunda gerçekten çok büyük zaman. Hani birkaç milisaniye 50-100 sıra yukarı taşıyor yani, öyle söyleyeyim. Adam
kırılması büyük bir rekora imza atmış yani. Dumur oldum. Ay anlatsın arkadaş ya. Ne olmuş bakalım. Mal gibi durdu. Gitti yarış anlatını satayım. Evet arkadaşlar bu yarış gitti. Akşam saatlerde uğraştım artık şu yarışı kazanayım diye ya. How did they manage to achieve this win? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. Videonun sonuna replay görüntülerini de ekleyeceğim arkadaşlar. Onu seyretmek biraz daha keyifli oluyor. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Bugündeki en iyi araba herhalde şu Mercedes ya. Biz yanlış arabayla başladık kariyeri. Neyse artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şu replay'i de bir izleyin isterseniz. Asıl seyredilmesi gereken bu zaten, bu çok güzel oluyor böyle. Zaten arabanın arkasından duman çıkıyormuş ya. Arkadaşlar siz izlemek isterseniz sizi baş başa bırakıyorum. Biraz canım sıkıldı bu işe. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.